Sanat'tan herkese merhaba. Sevgili seyirciler, programımızı acı bir son dakika haberiyle açıyoruz bugün. Usta oyuncu Ait Açarman'ın hayatını kaybettiği duyuruldu. 69 yaşındaki Arman kanser hastasıydı. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Arman yoğun bakım tedavisi görüyordu. Oyuncuya rahmet, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Ayşe Operetinde Ege oyunlarıyla modern danslar hayat bulacak. Devlet opera ve balesi repertuarına alınan Ayşe Opereti, sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. İlk olarak 1929'da Samsun'da sahnelenen operette Ahmet karakterini Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü tenor Murat Karahan üstleniyor. Ege oyunlarını ve modern dansları buluşturan operete bu kez Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları hayat verecek. Muhlis Sabahattin'in eseri 27 Şubat akşamı opera sahnesinde ilk kez seyirciyle buluşacak. Antalya'da Puşkin Müzesi. Rus şair ve yazar Alexander Puşkin'in ölümünün 220. yılı dolayısıyla Antalya'da Puşkin Müzesi açıldı. Özel Moskova Milletler Arası Okulu'nda kurulan müzenin açılışında sanatçının şiirleri rap ve hip-hop müziklerine uyarlanarak seslendirildi. Rus dansçılardan oluşan breakdance grubu da ellerinde Puşkin'e ait kitaplarla gösteri sundu. Dünyanın en geniş Frida Kahlo koleksiyonu dijital ortamda. Google Arts and Culture tarafından hayata geçirilen Frida'nın Yüzleri koleksiyonu, Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun farklı yüzlerini dijital ortamda dünya ile buluşturuyor. Dünyanın 7 farklı ülkesindeki 33 müzenin işbirliğiyle geliştirilen proje, 800'den çok eser ve Google'ın özel art kamerasıyla oluşturuldu. Frida Kahlo'nun doğup yaşadığı ve son nefesini verdiği Mavi Ev'de dahil hayatında ve kariyerinde önemli yer tutan 5 ayrı mekanın Street View görünümleri de yer alıyor. Frida'nın Yüzleri koleksiyonunu ziyaret edenleri, sanatçının en çok ilgi gören çalışmalarının yanı sıra çeşitli sürprizler karşılıyor. Bu sürprizler arasında Frida'nın bugüne kadar gizli kalmış ilk taslakları, nadir olarak kamuya açık sergilenmiş eserleri ve Kahlo'nun 1932 yılında Barbizon Plaza Otel'in penceresinden bakarken çizdiği New York manzarası gibi özel koleksiyonlarda bulunan ve daha önce online olarak görülemeyen çalışmaları bulunuyor. Sevgili seyirciler, Hayat Sanat'tayız. Sahaflık mesleği ve koleksiyonerliğin incelikleri geliyor şimdi ekranlarımıza. Buyurun efendim. Nadir kitap neye denir? Sahaflık, meslek olmanın ötesinde nasıl bir tutkudur? Koleksiyoner, kitap ve sahaf arasında nerede durur? Bütün bu soruların yanıtı tozlu rafların, eski kitapların arasında yıllarını geçiren sahaflarda saklı. Halil Bingöl ve Nedret İşli, eski usul kitapçılık mesleğini sürdüren isimlerin başında geliyor. Mesleğin piri isimler, sahaflığın inceliklerini anlatıyor. Nadir kitap bir daha basılması mümkün olmayan veyahut da az sayıda basılmış, limited edisyon dediğimiz sayıyla basılmış kitaplara nadir kitap diyoruz. Bir eseri nadir yapan
özellikler baskısı tükenmiş ya da herhangi bir sebepten sayıları azalmış ya da üzerinde unik bir takım ibareler ve yazılar, kayıtlar bulunan ya da sanatçılar tarafından sanat kaygıları gözetilerek kaligrafi açısından, metin açısından, yazı açısından hazırlanmış zor bulunan kitaplara nadir kitap, antika kitap adı verilir. Ben 66 yılından beri bu eski kitap dünyasının içindeyim. Bu işi sahaflık mesleğini yapmak için kitaba aşık olmak lazım. Kitabı görmek lazım. Ne kadar çok kitap görürsen o kadar çok bilgili olursun kitap hakkında. Ve kitabın içini karıştırsan zaten o sana söyler kendisinin ne olduğunu. Ben buyum, ben şuyum, ben bu kadar nadirim veyahut da bu kadar fazla bulunurum. Heyecan yapma diye o senden konuşur. Yeter ki o konuşma dilini çözesin. O anahtarı açasın. Açtığın zaman zaten problem bitiyor. Sahaf, eski kitapların alınıp satıldığı ticari mekanlardır ve ta İstanbul'un fethinden bu yana İstanbul'da, önce Beyazıt'ta, sonra şimdi günümüzde çeşitli semtlerde ticari faaliyette bulunan bir esnaf grubudur. Koleksiyonerlik ise en az sahaflık kadar tutkulu bir alan. Yazarların, şairlerin, edebiyatçı dostlarına ve okurlarına imzaladığı 10 bine yakın kitabın sahibi koleksiyoner Haluk Oral, imzalı kitap toplamaya ilk başlayanlardan. Koleksiyonerle istifçi arasındaki en önemli fark, alıp bir kenara koyup unutuyorsa istifçidir. Alıp inceleyip onunla ilgili bir ürün ortaya çıkarmaya çalışıyorsa da koleksiyonerdir, biraz da araştırmacıdır. Şimdi tabii matbu dendiği zaman sadece onun matbu olması koleksiyona girmesi için yeterli değil. Aynı kitaba ben bakarken ben imzasına bakarım. Mesela birileri cilt koleksiyonu yapıyor olabilir, cildine bakar. Birileri birinci baskı koleksiyonu yapıyor olabilir, baskısına bakar. Yani mesela bu koleksiyonu hiç duymamışsınızdır. Benim bir arkadaşım formaları açılmamış kitap koleksiyonu yapıyor. Ben imza koleksiyonu yapıyorum diyorum. Çünkü bu bana büyük bir serbestlik sağlıyor. İmza koleksiyon dediğim zaman imzalı kitap olabiliyor, tablo olabiliyor, fotoğraf olabiliyor, mektup olabiliyor. Dolayısıyla imza şemsiyesi altında epey bir şey biriktirebiliyorum. Nadir kitaplar ve koleksiyonerlik dijital platformlarla farklı bir boyuta taşınsa da, sahaflar kitaplarla dolu küçücük ve samimi dükkanlarında kültür elçiliği yapmaya gönüllüler. Sevgili seyirciler, nadir kitapların ardından yine bir kitap olayına uzanıyoruz. Bir kütüphaneye, çok özel bir kütüphaneye. Cemil Meriç'in ardında bıraktığı kütüphaneyi düşünürün kızı Ümit Meriç'le konuştuk. Buyurun efendim. Eserleriyle Türk düşüncesine damgasını vuran usta yazar Cemil Meriç'in ölümünün üstünden tam 32 yıl geçti. Fikirleriyle okurlarını derinden etkileyen Meriç, tarih, edebiyat ve sosyal bilimler alanında verdiği eserlerin yanı sıra ardında zengin bir kütüphane bıraktı. Bu eşsiz mirasın sahiplerinden biri de ünlü düşünürün kızı Ümit Meriç. Bu bir dünya entelektüelinin kütüphanesidir. Merkezi Türkiye olan, merkezi İslamiyet olan bir dünya entelektüelinin kütüphanesidir.
Babamın kütüphanesinde mesela İbrahim Müteferrika'nın basmış olduğu 1730 tarihli Naima tarihi var. Ya da bir Fransız sosyalist yazar olan Fourier'in 1830'larda basmış olan ve kendi imzasını taşıyan özel numaralı edisyonu var. Kütüphanemiz bir manada eski Çin'den günümüz dünyasına gelene kadar beşer tarihinin en kıymetli eserlerini ihtiva ediyor. Cemil Meriç, bir mütefekkir olarak kaleme aldığı eserlerin yanı sıra çevirileriyle de Türk edebiyatına birçok eser kazandırdı. Yerli ve yabancı yapıtları buluşturan kütüphanesinde ise felsefeden edebiyata uzanan bir yelpazede pek çok kitap mevcut. Babamın kütüphanesi daha çok bir felsefe ve edebiyat kütüphanesiydi. Benim ondan intikal eden bu kitaplara ilavem de özellikle tasavvufla ilgili kitaplar, sanatla ilgili kitaplar, Türkiye ve dünya şehirleriyle ilgili monografiler oldu. Cemil Meriç'in 38 yaşında görme yetisini kaybetmesi nedeniyle babasına kitap okuyan Ümit Meriç, bu değerli kütüphaneyle çocuk yaşlarda tanıştı. Mesela sosyolojiyle ilgili eserler, 1876'da Fransa'da çıkmaya başlayan Ribon'un felsefe sözlüğü, tasavvuf ürünü, yani dünyanın en eski felsefe dergilerinden birisidir. Bu kitaplar aslında Osmanlı entelektüellerinin kütüphanelerinden babamın kütüphanesine intikal etmiştir. Mesela Sait Halim Paşa'nın kütüphanesinden gelmiş olan kitaplar var bizde. Meriç Kütüphanesi, kızı Ümit Meriç'in kazandırdığı yeni kitaplarla zenginleşmeye devam ediyor. Çok zengin bir kütüphane, yani babamdan 11 bin ciltlik bir kütüphane intikal etti. Benimkilerle beraber 20 bine yaklaşan bir özel kütüphaneye sahibim. Ben kütüphanemi yazacağım kitapları da dikkate alarak oluşturdum. Fakat galiba biraz oburluk yaptım. O kadar çok kitap almışım ki ben de onların karşısına geçiyorum ve diyorum ki evet babam hiçbirinizi okuyamıyorum. Çünkü benim gözlerim görmüyor diye ağlıyordu. Benim gözlerim de görüyor ama sizi okumaya ömrüm yetmeyecek diye ağladığım oluyor gerçekten de. Ümit Meriç, babasının ölümünden sonra devraldığı kütüphaneyi sadece başka yazarların kitaplarıyla değil, kendi yazdığı eserlerle de zenginleştirmeyi sürdürüyor. Sevgili seyirciler, Hayat Sanat'tayız. Bugün stüdyomuzda çok değerli iki konuğumuz olacak. Uğur Derman ve Çiçek Derman. Onları stüdyoya davet etmeden önce, şimdi gelenekli sanatların kıymetli örneklerine uzanıyoruz. Türk ve İslam Eserleri Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor. Bununla ilgili bandımızı izliyoruz. Buyurun efendim. Hüsnü hat, ebru, teship, minyatür. İslam medeniyetinin yapı taşlarını oluşturan geleneksel sanatlar kendine has ruhunu yüzyıllardır koruyor. Geçmişle gelecek arasında köprü olan sanatların temel prensibi İslam'ın dünyayı güzelleştirme ilkesi. İslam estetik anlayışının kökleri Orta Asya'dan Anadolu'ya, Semerkant'tan Endülüs'e uzanan coğrafyada kendini gösterdi. İslam dininin ahlak ve güzellik anlayışının görünür hali geleneksel sanatlar, Selçuklu ve Osmanlı'da şahlanarak zirve dönemini yaşadı. Bu sanatların en önemlisi kabul edilen Hüsnü Hat, Kur'an-ı Kerim'i güzel yazmak amacıyla doğdu. Geçmişi Abbasi dönemine dek uzanan hat sanatının 3 kuralı var. Çizgilerin biçimi, kalem kalınlığıyla harf büyüklüğü arasındaki ölçü, harflerin satırda uygun yerlere yerleştirilmesi. Kur'an-ı Kerim'i süslemek içinse teship sanatı doğdu.
altınlamak anlamına gelen teship, başta Kur'an levhaları olmak üzere yazma kitaplar, şiir kitapları ve fermanların kenarlarını bezemek için kullanıldı. Teship sanatıyla uğraşan kişiye müzehip, ortaya çıkan esere de müzehep denir. Teship sanatının zirveyi gördüğü Osmanlı medeniyetinde başta Nakkaş Osman olmak üzere birçok büyük müzehip yetişti. Cumhuriyet sonrası gerileme dönemine giren teship sanatı son yıllarda bir canlanma yaşamakta. Kağıt bezeme sanatı olarak ifade edilen Ebru sanatının kökeni Orta Asya'ya dayanıyor. Batılıların kağıdın mermerleştirilmesi dedikleri Ebru, bulutumsu anlamına gelen Farsça Ebri kelimesinin İran'dan Anadolu'ya geçerken değişerek aldığı isim. Ebru, su üstüne serpilen ve şekil verilen boyaların kağıt üstünde çıkmasıyla elde edilir. Geçmişte sadece kitap sayfalarını renklendiren Ebru sanatının örneklerini günümüzde duvarlara asılı tablolarda görmek mümkün. Geleneksel sanatlar usta-çırak ilişkisiyle kimliğini koruyor yüzyıllardır. Bu sanatların kalbi sanatçı ve vakıf atölyelerinde, üniversitelerde, meslek eğitim merkezlerinde, müze ve sergilerde atıyor bugün. Geleneksel sanatlar dünya çapında da özel bir yere sahip. Uluslararası pek çok sergi ve sanat fuarındaki seçkin eserler ona ilgi duyanlarla buluşuyor. Geleneksel sanatlar, muhafaza ettiği temellerin yanı sıra yeniliğe açık teknikleri kucaklayarak yetiştirdiği sanatçıların eserleriyle dünyayı güzelleştirmeye devam ediyor. Sevgili seyirciler, Hayat Sanat'tayız. Biraz önce de söylediğimiz gibi iki değerli konuğumuz var karşımızda. Çiçek Derman ve Uğur Derman. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sizinle tanıştığımız için ve sohbet etme fırsatı bulacağımız için ben ne kadar mutlu olduğumu öncelikle ifade etmek isterim. Uğur Bey'le başlamak istiyorum Çiçek Hanım izninizle. Estağfurullah. Uğur Bey, geçtiğimiz günlerde, geçen hafta Salı günü Kubbealtı Vakfı'nda Şehre Bakmak isimli seminerlerin içinde üçüncü konuktunuz. Ve orada İstanbul'da hat sanatı üzerine harikulade bir konuk olarak sizi dinleyenleri hem bilgilendirdiniz hem bazılarına hat sanatını sevdirdiniz. Ben bununla ilgili çok şey işittim. Ne yazık ki kaçırdım. Sizi dinleyemedim ama ne şanslıyım ki şu an sizinle konuşma fırsatı buldum ve bu konuyla ilgili görüşlerinizi alarak başlamak isterim efendim. Memnuniyetle. Efendim, hat sanatı geçmişine bakılırsa 10 asrın çok üstünde, hele Osmanlılardan evvelki devir, daha Abbasiler devri, daha sonrası Memlüklüler devri çok yol değiştirmiş, el değiştirmiş. Sonra Selçuklular, evet. Önce Büyük Selçuklular, sonra Anadolu Selçukluları. Nihayet Osmanlı'nın zuhurundan sonra Anadolu'da yayılmaya başlamış. Ama bu kafi gelmemiş. Esas İstanbul'un 1453'teki fethinden sonra hat sanatı millileşmeye başlamış. Daha evvel aslı Arap harfleri, her zaman söylüyoruz. Evet. O artık Arap harfi olmakla beraber zaten bütün İslam alemine yayılıp da bütün kavimler kabul edince İslam hattına dönmüş. Arap hattı manasız bir tavsif oluyor. Evet. Sonra da İslam hattında Osmanlı'nın yeri başka. Hele hele İstanbul'un fethinden sonra tamamen bir millileşme, mahallileşme hali var ki
bunu İstanbul'a borçluyuz. Biz hatta işte İslam sanatı desek de, Arap hattı desek de filan onların şeyi yok da esas Yahya Kemal'in ve Mesut Cemil'in musikiye, Türk musikisi değil İstanbul musikisi demeleri gibi ben de İstanbul hattı demenin en güzel tavsif olduğu kanaatindeyim. Efendim, ve bu, buyurun. Neler vardır İstanbul olmanın içinde? Yani Türk dışında neler vardır size göre, sizin tanımınıza göre? Efendim aslında her şey aynı. Evet. Ama güzelleşme var. Evet. O aşağı yukarı İstanbul'un fethinden 50 yıl sonra başlıyor. Bir Amasyalı, aslen Amasyalı olan Şeyh Hamdullah isimli bir sanatkar var. Zaten 2. Bayezid'in de hat hocası Amasya'dan. Evet. İstanbul'a geldikten sonra Sultan Bayezid kendisinden hatta yeni bir tavır vermesini teklif ediyor. O daha evvel yaşamış Yakut isimli Abbasiler devrinde bir büyük sanatkar var. Yakut yapılacağı yapmıştır, böyle bir şeye hacet yok demesine rağmen ikinci Bayezid ben size hazinedeki Yakut yazılarını vereyim. Onlar üzerinde bir teemmül buyurun diyor. Ve Şeyh Hamdullah kendisine arpalık olarak verilmiş olan Sarı Gazi yahut Sarı Kadı ismiyle Anadolu yakasında hala mevcut bir köy vardır. Artık şehre karıştı gerçi ama İstanbul'a oraya çekiliyor. Birkaç erbain yani 40'ar günlük ibadet yalnızlığı içinde hatla uğraşarak ortaya hakikaten 2. Bayezid'in dediği gibi yeni bir tavır çıkartıyor. Ve bu devam ediyor. Peki gelenekli sanatta Çiçek Hanım nasıl bir akış vardır İstanbul için? İstanbullu olmak neyi ifade eder? Efendim ben sözlerime programın ismiyle uygun bir buyurunuz beğendiğim bir cümleyle başlamak istiyorum. Tabii ki buyurun. Sanat bir insana hayat veriyor. Bu muhakkak. Evet. Ama neticeye varmak için sizin de ona hayatınızı vermeniz gerekiyor. Evet. Ve sanatı hayatınızın merkezine koyduğunuz zaman hakikaten sizi alıp yükseltiyor. Çok başka bir yaşayış şekli oluyor. Sanatla hemhal olmak, birlikte yaşamak çok güzel. Çok güzel, çok teşekkür ediyoruz öncelikle bunun için, bu sözleriniz için. Peki İstanbul ve tamam. Gelenekli sanata dönecek tamam. Olursak? Bir kere bizim İstanbul'un fethi bizim için de, tesip sanatı için de çok mühim. Evet. Çünkü Fatih Sultan Mehmet'in sanata olan alakası, merakı biliniyor. İlk yaptığı sanat faaliyetlerinden biri İstanbul'da sarayın bünyesine bağlı, sarayın himayesinde bir nakkaşhane kurdurmak oluyor. Evet. Ve bu nakkaşhanede usta, çırak, kalfa hep birlikte çalışıyorlar. Büyük bir atölye gibi. Tabii bu tesip sanatının çok kısa zamanda netice vermesini sağlıyor. Bugün biz her işi bir tek elden çıktığı için daha uzun zaman harcamak zorundayız. Halbuki nakkaşhanede her işi yapan farklı bir grup olduğu için çok kısa zamanda netice alınıyor. Ve Sernakkaş denilen bir nakkaşın başkanlığında eserler üretiliyor. Nakkaşhanenin en mühim tarafı Fatih'den itibaren Yavuz Sultan Selim ve Kanuni dönemlerinde fethedilen ülkelerden harp ganimeti olarak sanatkarlar İstanbul'a gönderiliyor. Ve bu farklı coğrafyalardan gelen sanatkarlar kendi getirdikleri sanatlarıyla İstanbul'da bulduklarını harmanlayarak muhteşem üslupların ortaya çıkmasını sağlamışlardır. Peki ben biliyorum sizin geçmişinize yönelik bir şeyler okudum. Eczacılık fakültesini sonra nasıl bu sanatlarla tanıştınız ama sizlerden dinlemek, sizlerin sesiyle işitmek isteriz. Nasıl buluştunuz hat sanatıyla, siz de efendim tesis sanatıyla? Sırayla alabilir miyim lütfen? Memnuniyetle. Efendim ben lise çağlarında ki 1950'li yılların başıdır. Kendi hocam olmayan fakat seminer saatlerinde kendisinden istifade ettiğim Mahir İz isimli bir edebiyat muallimi tanıdım.
kendisi Türk edebiyatı dışında Arap ve Fars edebiyatını da iyi bilen bir kimseydi. Ve lise seviyesinde böyle bir hoca bulmak mümkün değildi. Ama bu benim talihim, binlerle şükrederim. Ondan aldığım edebiyat zevki benim bu sanatlarda, daha doğrusu edebiyatta bilinmesi icap eden 928'e kadar kullandığımız eski harfleri öğrenmemi icap ettirdi. Ve ondan sonra bilhassa sokaklarda çeşme, cami, mektep, medrese üstündeki kitabeleri okumaya heves ettim. O Üsküdar'da oturuyoruz o yıllarda. Yakın komşumuz olan, hep ismini işittiğim Üsküdarlı Hezarfen Necmettin Okya'ya gitmemi icap ettirdi. O da reddetmedi. 1955'ten itibaren talebesi oldum. Üstad yalnız hat sanatında değil, ebroculukta, gülcülükte vesaire sanatlarda da söz sahibi bir kimseydi. Ondan 1976'daki vefatına kadar hiç kopmadan, hele hoca-talebe ilişkisi ilerleyen yıllarda baba-oğula döndü. Vefatına kadar kopmadık ve ondan öğreneceklerimi bitiremeden ne yazık ki Emre Hak vakı oldu. Evet efendim. Keşke çok daha uzun sürse ustalarımızla keşke olan ilişkilerimiz. Ama hocam 93 yaşındayım. Evet ama yine de her evet bölüm çok erken bölüm. Bugün de Aytaç abiyi kaybettik. Ben de üzüntüsünü yaşıyorum. Size dönersek efendim. Siz Osmanlıca biliyor muydunuz? Çünkü sanat tarihi okudunuz sanat sanıyorum. Tarihi. Sanat tarihi kitap üzerinde el evet yazması daha zordur okuması. Muhakkak tabii ki. Öyle başladınız. Ben çünkü kütüphanecilikte okumuştum konservatuvar öncesinde ve Osmanlıca'ya orada başlamıştım. Sonrasında Kubbe Altı Vakfı ile ilgili çalışmalarım oldu. Sizin nasıl gelişti tesipe yönelişiniz, hocalarınız? Ben biraz biliyorum ama sizden işitmek istiyorum. Benim de lise mezuniyetimden sonra o sene istediğim yeri kazanamadım ve bütün dünya yıkıldı zannettim. Başarısızlığı ilk defa tadıyorum. Evet. Meğersem o başarısızlık bana ne kapılar açacakmış. Ablam İnci Birol'un daha evvel öğrencisi olduğu Doktor Süheyl Ünver Hoca'nın yanında asistan olarak çalışmaya başladım. Araya küçücük girmek istiyorum. Sizin de Süheyl Ünver'le sanıyorum mektuplaşmalarınız kitap halinde evet yayınlanmıştı değil evet mi efendim? Bahsederiz. Evet bahsederiz. Buyurun lütfen bahsedelim sonrasında. Kusura burada bakmayın böldüm. Burada 22 ay yanında çalıştım hocamın ve o benim bana yeni bir ufuk açtı. İstanbul kültürü, İstanbul ananeleri, kaybolmakta olan İstanbul'un güzellikleri, yaşayan yaşlı İstanbullu sanatkarlar, beyefendiler, hanımefendiler bunları her hafta ziyaret ederdik. Yerimiz merkez binada, Bayezid'de merkez evet binadaydı. Orada cuma günleri toplantılarımız olurdu ve orada tanıdım tesip sanatını. Ondan sonra da hiç düşünmeden sanat tarihine başvurdum. Ne kadar güzel. Peki nedir tesip ve sizin için ne ifade eder? Bu bir aşk mıdır, sevgi midir, tutku mudur? Bu bir heyecan. Evet. Muhteşem bir heyecan. Evet. Hiç bitip tükenmeyen bir heyecan. Ve ben 35 yıldır hocalık yapıyorum. Hem öğreniyorum halen hem de öğretmeye çalışıyorum. Evet. Sanatın sonu yok. Evet, öğrenciliğin de sonu öğrenciliği yok değil mi? Tabii devam ediyor. Zaten o devam etmezse geri saymaya başlarsınız. Ve o öğrenmenin heyecanı, bir de öğretmenin aşkı. Evet. Muhteşem bir şey. Çünkü geriye baktığınız zaman çok güzel yetişmiş sanat evlatlarım dediğim öğrencilerimi görünce büyük bir keyif duyuyorum, iftihar ediyorum. Onlar benden çok daha güzel yetişirlerse bununla daha iftihar ediyorum. Çünkü her nesil bir diğerinin üstüne devam eder, daha kuvvetli ve kıymetli yetişirse o sanatın da devam ettiğinin ispatıdır. Ne mutlu bize sizin gibi ustalarla aynı topraklarda nefes alıp verebiliyoruz. Çok teşekkür ederiz yayınımıza geldiğiniz için. Mektuplara dönecek olursak efendim. Efendim, 1958-59 yılları ben Süheyl Hoca ile daha evvelden 57'den beri tanışıyorum. Amerika'ya
bir yıllığına gitmek imkanı doğdu. İzinli olarak üniversite hocalığından ayrıldı. Bana dedi ki, kardeşim ben orada nasıl bunalacağımı biliyorum dedi. Evet. Senden ricam, beni mektupsuz bırakmayacaksın dedi. Çok büyük, mesuliyetli bir iş. Evet. Ama ben ne diyebilirim hocama? Baş üstüne dedim. Dediğimde böyle bir şeyin bu tarzda olacağını da düşünmemiştim doğrusu. Evet. Gittikten sonra o kartla başladı. Bir kart yolladı. Ben mektupla başladım. Efendim, 11 ay içinde 15 kadar karşılıklı mektup, bir 15'te hocadan. Şimdi tam sayısını bilmiyorum kitapta çıkanı. Bunlar böyle, ben sakladım hocadan gelen mektupları. Ama o da benden gelenleri Süleymaniye'ye bağış yaptığı zaman bir defter içinde Uğur'un mektupları diye saklamış. Bunu Kubbealtı Vakfı düşünüp, Sinan Ulahat olmak üzere, evet, başta bunu kitap haline getirelim dediler. Dediklerinde de ben hala bunun böyle bir kitap olacağını düşünmemiştim. Derken kızı Samiha düştü öne. Yardımcı oldum ona. Evet. Ve bu mektuplar bu şekilde çıktı. Benim de hoşuma gitti doğrusu çok çıktıktan güzel. Sonra. Çok güzel, çok ama güzel. Ama zaten Süheyl Hoca ilerleyen yıllarda beni yazıya teşvik eden kimse oldu. Şöyle, bu 58-59'da oldu, bitti. Ben sonra dönüşünde şu sözüyle karşılaştım. Sen beni orada mektupsuz bırakmadın. Senin de bir gün mektuba ihtiyacın olacak. Ben de seni bırakmayacağım dedi. Evet. Hiçbir şey kuramadım bu sözü işittiğimde. Ama 2 yıl sonra mektebi bitirip de askerliğimi Diyarbakır'da yaptığımda bu defa eskiden zarfın içine bir kağıtla yazılan mektuplar 16 sayfelik küçük boyda defterlere dönüştü. Karşılıklı birbirimize defterle yazıyoruz. Ne kadar Süheyl güzel. Bey. Ne kadar güzel. O da o şekilde geçti derken artık bitti askerlik filan. O arada sevdiğimiz, gerek Süheyl Hoca'nın gerek benim çok sevdiğimiz bir hattat Macit Ayral vardı. Evet. O vefat etti. Bana dedi ki Macit için bir yazı yazsana dedi, arkasından yazdım. Yani pek istekli olmadım ama emir telakki ettim, yazdım. Masasına bıraktım. Ertesi günü karşılaştığımızda şöyle ellerini açtı uzaktan. Kardeşim dedim, Macit'i öyle bir yazmışsın ki hani benim için de yazar mı acaba diye ölesim geldi dedi. Çok güzel. Bu mübalağalı söz benim kitap yazmama, makale yazmama sebep olmuştur. İşte o yıldan, 1961'den bu yana 500'ün üstünde makale, 20'nin üstünde kitap sahibi oldu. Son olarak da sanıyorum Şubat ayında Ömrümün Bereketi 2 çıkmıştı. Nihayet. Evet. Evet. Ömrümün Bereketi 1 sanıyorum okuruyla buluşmuştu. Hatta geniş kitlelere de yayılmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. 4. baskısını yaptı. 4. baskısını bitirmişti. Evet. Peki sizin motiflerle ilgili ablanızla birlikte kitabınıza dönecek olursak efendim. Kitaptan söz açılmışken hazır. İnce Ayan Birol. Birlikte ders verdiğiniz dönemleri de biliyorum ben. Evet. Sonrasında İnce Hanım'ın eşinin mesleği gereği yurt dışına gittiklerini, atom mühendisiydi sanıyorum, gittiklerini ve bu dönemde sizi öğretmen olarak yalnız bıraktığını ama öğrencilerinizi yalnız bırakmadığınızı ve birlikte çalışmalar yaptığınızı biliyorum. Bu kitaplarda abla kardeş çalışmak nasıl bir şeydir? Bunu öğrenmeyi çok istiyorum sizden. Çünkü ablam ve ben her ikimiz de birlikte çalışmayı çok severiz. Şu an onun bir sinema filmini yapıyoruz birlikte. Önce bunları işitmek istiyorum lütfen. Efendim, aynı yolun yolcusu olmak çok güzel bir şey. Bu evlilik hayatı için de geçerli. Müşterek bir mesaide de geçerli. Birbirinizi tamamlıyorsunuz. Birinin düşünemediği öbürü düşünüyor. Biz çok güzel camiler, çinilere sahip olan camilerde çalışarak işe başladık. Evet. Ve bizzat kendimiz çinilerden örnekler topladık.
Sonra bu örnekleri tasnif ettik. Daha güzelleri, daha az görülenleri ayırdık. Ve Doktor Süheyl Ünver hocamızın motifler hakkındaki anlattıkları, daha sonra akademi hocalarından Muhsin Demir Onat'tan duyduklarımız ve Rikat Kunt'un anlattıklarını harmanlayarak bu motifler hakkında ilk defa geniş kapsamlı ve İngilizce tercüme, evet, tercümesi de olan bir kitap nasip oldu ortaya çıkartmak. Bu ders kitabıdır. Halen de üniversitede öğrencilerim ondan faydalanıyorlar. Çünkü çok bol sayıda çeşit örnek var içinde. Birlikte çalışmalarınızı da çok merak ediyorum. Aslında seyircilerimiz sizin evli olduğunuzu belki bilmeyecekler. Bunu söylemek istiyorum özel hayatınıza girmek istemeden. Soyadımız yetmez mi? Belki biriniz küçük biriniz büyük olarak abi kardeş de olabilirsiniz diye düşünebilir seyircilerimiz. O yüzden ben siz yeri gelmişken söyleyince altını çizmek istedim. 54 yılı tamamladığımızı söyleyebiliyorsunuz. Evet, evet, çok teşekkür ederim. Bunu söylemek istiyordum. Çok bu güzel haberi de paylaşmış olduk seyircilerimizle. Birlikte çalışmalarınızı. Ev hayatınızda nasıl çalışırsınız? Çünkü biriniz gelenekli sanatların bir tarafında, diğeriniz diğer tarafında seminerleriniz var, dersler veriyorsunuz, öğrencileriniz var. Hep birlikte yaptığınız çalışmalar var. Ne kadar güzel bir çalışma ortamı. Sizin evinizde olmayı, yaşamayı çok isterdim, çok arzu ederdim. Bunlardan biraz bahsedebilir miyiz? Nasıl bir çalışma düzeniniz vardır? Her ikinizin de çok çalışkan olduğunu biliyorum örneğin, bunu işittim. Olmaya çalışıyoruz. Evet. Bizim hayatımızda merkezdedir sanat. Evet. Ve hiçbir zaman aramıza girmedi, ona izin vermedik. Evet. Bilakis sanat bizi sardı sarmaladı ve bir bütün yaptı. Aynı hat ve teslim sanatları gibi, onlar da kardeş iki sanattır. Evet. Bir araya gelince bir güzellik ortaya çıkar. Yalnız başına hat da zayıf ve fazla sade kalır. Yalnız evet, başına teslim de öyle. Hat ve teslim bir arada olduğu zaman o musaflar, fermanlar, pek çok güzel yazma eserler ortaya çıkıyor. Biz de onu örnek aldık. Birbirimizi tamamlamaya, bir bütün olmaya sanatın yardımıyla bunca yıldır çalışıyoruz. Ama bizim hatun çok disiplinli çalışır. Evet. Bense tam aksine derbeder bir vaziyette öyle çalışırım. Mi? Hiç öyle olduğunuzu işitmemiştim. Ya, hatta şimdi mesela yemek masası üzerinde çalışıyorum ben yayılabilmek için. Çalışma masası kâfi gelmiyor. Sizin buna yaklaşımınız nasıl? Yemek masasında. Toplanmamı bekliyor. Çünkü güzel eserler ortaya çıkıyor ve onların evet, çıkması lazım. Uğur Bey'de muhteşem bir birikim var. Evet. Hocalarından topladığı o birikim maalesef artık o hocalar kalmadı. Evet. Onları gelecek nesillere aktarmak mesuliyetini taşıyor. Ben de bütün sabrımı kullanarak ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü İki katlı evimiz, alt katta canı sıkılır üst kata çıkar, üst katta sıkılır alt kata iner. O nerede isterse her tarafta her kitap toparlamak mümkün değil. Çünkü ellenmeyecek onlar, o koyduğu evet, yerde bulacak onları. Ama sonuçta o kadar güzel eserler ortaya çıkıyor ki. Biraz evvel 20 dedi, siz ona inanmayın, 30'u çoktan geçti. Allah arttırsın sayısını. Allah arttırsın. Peki efendim, biraz önce izlediğimiz görüntülerde İslam Eserleri Müzesi'ndeydik. Onlarla ilgili seyircilerimizle o görüntüleri paylaşırken siz bana dediniz ki hemen hemen her şey söylendi gibi. Ama ben yine de sizden o görüntülerimizin üzerindeki izlediğimiz harikulade eserler üzerine ve onların tarihi üzerine, gelişimi üzerine bir şeyler siz buraya hazır gelmişken işitmek istiyorum. Birlikte izledik. Neler düşünüyorsunuz o eserler hakkında? Neler paylaşabilirsiniz seyircilerimizle? Efendim. Yani hat sanatı nedir? Tesip sanatı nedir? Biraz siz buradayken bunları işitmek istiyoruz. Hat demin de arza çalıştığım evet, gibi kamış kalem ve evet, is mürekkebinin işbirliğiyle ortaya çıkan bir çizgi saltanatıdır. Evet. Ben hattı kısaca böyle tarif ediyorum. Peki eserler üzerine, görüntülerde izlediğimiz eserler size bir uzman olarak ne dedi, ne söyledi, onları şimdi, diyebilir miyiz? Efendim, bir kere Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde diğer müzelerden farklı olarak İslam'ın neredeyse ilk devrinden bu yana bu konuda ortaya çıkmış bütün eserler yer alıyor. Evet. Malum o müzenin kuruluşu 1914 yılındadır. Daha evvel
bakmışlar ki bu kıymetli müzelik eserler bir caminin dolabında veya rahlesi üstünde duruyor. Evet. Çünkü yazma Kur'an-ı Kerim okunmak için yazılmış, rahlede açık duruyor. Evet. Gelen Müslüman okuyor onu. Ama çalmaya teşebbüs eden gayrimüslim de çıkıyor işin içinde. Bu şekilde bakıyorlar ki eserler yurt dışına kaçıyor. Evet. Onlara bir müzede toplamak arzusu duyuluyor. Ve yalnız hat değil, tesip, madeni eşyalar, halı, ne aklınıza gelirse Türk-İslam sanatıyla ilgili onların hepsi 1914'te toplanıyor. Ve o zamanlar Süleymaniye Camii'nin medreselerinden birine naklediliyor. Müze orada açılıyor yani. Evet. Bu şekilde zaman içinde daha ufak eklemelerle sonra 1982'ydi galiba İbrahim Paşa Sarayı'na taşındı. Fakat beni oradaki teşhir tatmin etmiyor. Evet. Yani eskiden Türk şeydeyken Süleymaniye'de Efkaf Müzesi adıyla açılmıştır zaten. O zamanki teşhir imkanı daha fazla, daha toplucaydı. Şimdi burada hücreler içine giriyorsunuz. Parça parça eserleri görmek için saraydan kaldığı şekilde beni tatmin etmiyor. Evet. Açıkçası o. Umarım çok daha iyi. Topkapı Sarayı'na gelince benim gençliğimde Topkapı Sarayı'nda Seferli Koğuşu vardır hala. Seferli Koğuşu hat sanatına tahsis edilmişti. Ve orası da çok büyüktü. Bol bol eserler teşhir edilebiliyordu. Sonra kütüphanenin arkasındaki bir bölüme kaldırıldı ve çok küçüldü. Derken tamamen kaldırıldı. Hani hat sanatı Topkapı Sarayı'nda sergilenmeyecek de nerede sergilenecek? Evet. Çareler düşünüyorlar ama henüz kuvveden fiile çıkmış bir şey yok. Bir de şimdi işittiğim kadarıyla Topkapı Sarayı'ndan pek çok eser, belki Türk İslam'dan da, Çamlıca'da yeni yapılan caminin alt katında bir büyük müze açılıyor, oraya götürülüyor. Ben buna o kadar muhalifim ki bir kere yeni bitmiş bir bina muhakkak ki rutubeti olacaktır. Bu eserler oraya nasıl gider? Efendim işte çaresine bakılıyormuş, ayarı yapılacakmış etme. Bütün bunlara rağmen öyle bir yerde bu serginin açılması beni cidden rahatsız ediyor. Belki sizin danışmanlığınızla, sizin sözlerinizle başka bir yere gidecektir diye umut etmek istiyorum sizi dinleyen. Hayır. Soran yok zaten. Hiç. Olacaktır evet. Eminim diye düşünüyorum. Umarım bu yayından sonra bu söz bir yerlere ulaşır diye umut İnşallah. Etmek istiyorum. Benden sonraki nesillere de sizin sözlerinizle kalmasını, doğru şekilde kalmasını çok arzu ederim. İnşallah. Siz nasıl bakıyorsunuz eserlerimizin korunmasına, saklanmasına? Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Teşhir sanatı devamlı yükselen bir grafik göstermiyor maalesef tarihimizde. Evet. O şans hat sanatına mahsus. Evet. Çünkü bizim biraz evvel de bahsettiğim gibi tarihteki tesipler nakkaşhanelerde yapılıyor. Pek çok el değiyor. Ve bir kişinin elinden çıkmadığı için de imza atılmıyor. Evet. Yalnız sen nakkaş çok ender olarak atıyor. Ve biz bu sebeple tarihteki müzehiplerimizi tanıyamıyoruz maalesef. Evet. İmza olmadığı için. Ayrı bir tesip sergisi de, müzesi de zaten olmaz. O hatla beraber ortaya çıkıyor. Çünkü başlı başına bir sanat olmakla beraber daha çok hattın yanında onu bezeyen, onun güzelliğine güzellik katan evet. bir sanat olarak yer alıyor. Ama şunu söylemeliyim ki gelenekli sanatlar içinde tarihi en eski olan tesip sanatıdır. Hattan da eskidir. Evet. Çünkü Orta Asya'ya kadar iniyor. Daha İslamiyet evvelinden başlamış Uygur Türklerinin elinde ve çok güzel belgeler bulundu kazılarda. Sonra tabii İslamiyet'in kabulünden sonra o heyecanla, o aşkla çok daha mükemmel ortaya çıkmış. Ama tesip sanatı 18. yüzyılda Batı sanatlarının tesiriyle milli hüviyetini kaybetmiştir. Ve o bir zayıf, yani üzücü bir devirdir. Artık ne renkler, ne motifler, ne üslup hiçbir şey kalmamış bize has. Tamamen Batı'nın kopyası durumuna gelmiş.
Maalesef. Evet. Mesela hatta böyle bir şey olmamıştır. Çünkü evet. Hatta Batı sanatlarında tesir edecek bir sanat bir yok. Bir şey yok. Evet. Yok. Evet. O bütün hürriyetiyle, coşkusuyla devam etmiş. Ama tesip sanatında böyle bir inişler çıkışlar yaşanmış. Peki şimdiki durum şimdi nedir? Çok şükür. Yani uluslararası yarışmalarda dahi Türk müzehibeleri güzel başarılar kazanıyorlar. Hocalarım eğer görselerdi çok keyiflenirlerdi. Çünkü biraz mahzun ayrıldılar bu dünyadan. Kaybolacak endişesiyle evlerini açtılar. Özel dersler verdiler. Ve biz onların sayesinde bunu öğrendik. Yani son yakalayanlardanız diyebilirim. Çok şükür bugün güzel bir konumda, hamdolsun. Daha da iyi oldu. Çünkü siz de deneyimlerinizi öğrencilerinize aktarıyorsunuz. Hocalarınızdan aldıklarınızı köprü görevi görerek diğer nesle akıttınız. Bu sayede bu sanatlarımız da gelişiyor. Peki isim istemez dediniz bu sanat için değil mi? İsim yok. Yani bir tesibin altında bir imza yok yani. Evet, imza yok. Peki çok merak ettiğim bir şey vardır. Bu sanatlar insan seçer mi? Onlar mı çağırır? Sizleri öyle mi çağırdı? Yani bu sanatlara bir... Güzel bir soru. Evet, buyurun. Buyurun efendim. Şimdi bizde usta-çırak ilişkisi var. Evet. O hat içinde tesibi. Yani gelenekli sanatlarımızın baş özelliğidir. Bu teke tek eğitim. Evet. Ve arada asla maddi bir alışveriş yoktur. Bu yalnız gelenekli sanatlarımıza mahsus bir özellik. Evet. Çünkü zarf içinde hocaya uzatılan ücret bir hakarettir. Evet. Hocanın ücreti olmaz. Hocaya ücret biçilemez. Evet. Sanat bir emanettir ve ehline bırakılır. Bu sebeple hoca o ehlini bulmak için insan seçer. Sanatı hakikaten taşıyabilecek, sanata hizmet edecek, sanatı kendi şan şöhreti için değil de hizmet için kullanacak, sanata gönül vermiş kişileri seçer. Çünkü o zamanını ayırıyor, bir insan yetiştirmeye çalışıyor. Emanet ettiği kişinin de onu hakkıyla kendisinden sonraki nesle taşıması için elinden geleni yapar. Bunun yanında katiyen milliyet, coğrafya farkı gözetilmez. Biraz evvel bahsettim, çeşitli coğrafyalardan pek çok sanatkar İstanbul'a gönderiliyor. Mesela bir Şah Kulu var. Şah Kulu muhteşem bir sanatkarımız tarihte. Çünkü sen nakkaşlık yapmış. O vesileyle tanıyoruz onu. Evet. Tebriz'den gelmiş. Agamir'in öğrencisi. Tebriz'i fethedince Yavuz Sultan Selim alıyor ve İstanbul'a gönderiyor. İlk defa kendisine özel bir atölye kurulan sanatkardır. Bu bizden değil, bu bir yabancı diye bakılmıyor. Sen nakkaş yapıyor Osmanlı bunu. Evet. Nakkaşhaneyi emanet ediyor. Bir yabancı. Hayır değil. Sanatıyla değerlendiriyor insanı. Çok teşekkür ederim. Efendim programımız bitmek üzere. Konuklara ayırdığımız süremiz de bitmek üzere. Ben size doyamıyorum, dinlemek istiyorum her ikinizi de. Ama sizin bu konuyla ilgili görüşlerinizi alarak sohbetimize son vermemize müsaade ederseniz çok mutlu olacağım. Buyurun. Efendim hatta da aynı şekilde şöyle bir takım tezahürlerle karşılaşıyoruz. Bir kere bir hocaya müracaat eden talebeye katiyen hiçbir surette arada bir para alışverişi olmadı. Evet. Salı gününe eve gel evladım diyor mesela hoca. Ve onunla birebir bir satır yazı yazarak başlatıyor. İki satır, üç satır, her hafta bir satır. Eğer beğenmediyse beğenmediği harfleri altına çıkartarak düzgününü, evet, aynı şeyi tekrarlatarak devam ediyor. Arada onu yokluyor. Mesela güçlük çıkartıyor, zorluk çıkartıyor. Eğer gönülden bu işe bağlı değilse o bir daha gelmez. O tipler. Evet. Ama böyle güçlük çıkartılan, içinde o ateş varsa daha büyük ateşle yanmaya başlar. Evet. Bu şekilde bir takım yoklamalar yapılarak işin sonuna doğru bir yeni nesilden muvaffak kimseyi ortaya çıkartmış oluyor hoca. Her ikinizi de çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah.
Ekibimiz sizi ağırlamaktan çok memnun oldu. Biz de öyle. Sizi çalışmak, sizin eserlerinizi incelemek, okumak, sizinle ilgili bilgiler almak ve şu an sizi canlı olarak görmek, sizinle tanışmak benim için çok büyük bir mutluluk. Bizim için. Ekibimiz için de. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek, buluşmak üzere diyelim. İnşallah. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, sırada şehir takvimi var. Hangi etkinlikler, nerede olmuş, ne zaman olacak? Buyurun izleyelim lütfen. Ekip tiyatrosunun sahnelediği Turgut Uyar'ın başyapıtı sayılan Dünyanın En Güzel Arabistan'ı şiir kitabından aynı adla uyarlanan oyun Kadıköy Boğa sahnenin konuğu oluyor. Buğulu buğulu denizler, yalın katlı kolaylığı açın kitaplarını. Kaç kez başladın, kaç kez başardın, kaldırdım attım. Yazarı Berkay Ateş'e 25. Cevdet Kudret Edebiyat Ödülünü kazandıran Serkan Salihoğlu'nun yönettiği Hakikat Elbet Bir Günü D22 sahneliyor. Nazım Hikmet'in Kurtuluş Savaşı'nda verilen mücadeleyi konu aldığı 8 bölümlük şiirinden uyarlanan Huvayi Milliye Destanı Tatavla sahnesinde olacak. Yaşamak bir ağaç gibi, tekme hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim. Karıncalar, Bir Savaş Vardı, İstanbul Şehir Tiyatroları Üsküdar Musaipzade Celal sahnesinde izlenebilir. Tek kişilik oyunda Mert Turak, savaşta firar eden bir askeri canlandırıyor. Düşmandan korkmuyorum, gerçekten. Ama savaştan sonra ne olacak? İşte bu beni çok İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, usta müzisyen Cinuçen Tanrı Korur'u özel bir konserle anıyor. Ünlü piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu, Zorlu Performans Sanatları Merkezi Türksel Platinum sahnesinde olacak. Caz sahnesinin en dinamik trompet ustalarından Arturo Sandoval Türkiye'ye geliyor. 10 Grammy ödüllü Sandoval, İş Sanat Konser Salonu'nda. İlhan Baran'ın uluslararası alanda en çok seslendirilen Türk triyosu olan Dönüşümler eseri, sanatçının vefatının ikinci yıl dönümünde Ankara Mozart House Sanat ve Konser Evi'nde seslendirilecek. Altı sanatçının son dönem üretimlerinin bulunduğu Bir Cümle Kurmak isimli karma sergi, 28 Şubat tarihine kadar Arton İstanbul'da ziyaret edilebilir. CAM Galeri, fotoğraf, tuval ve heykel gibi farklı medyaların yer aldığı bir grup sergiye ev sahipliği yapıyor. Sevgili seyirciler, usta oyuncu Aytaç Arman'ı kaybettiğimiz haberimizle başladığımız Hayat Sanat bugünlük burada sona erdi. Yarın yine aynı saatte kültür sanat dünyasının nabzını tuttuğumuz haberlerle çok değerli konuklarımızla karşınızda olacağız. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın, esen kalın efendim.